Anadolu'da çok bilinen göbek kaçması diye bir olayın tespiti, teşhisi ve iyileştirmesi, şifası ile ilgili bugün bir çalışma yapacağız. Sizlerden bu konuda çok yoğun aslında talepler geldi ve birçoğunuz belki de köyünüzde, kasabanızda, şehrinizde bu yöntemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili zaten belli bilgilere sahipsiniz ama bir derleyip, toplayıp bu konuları hep birlikte bir paylaşalım istedik. Aslında bu konuda hani eskilerin deyimiyle el almış bir sürü şifacılar doğru şekilde belki yapıyor da olabilir veya yapmıyor da olabilir. Şimdi arkadaşlar önce sebebine bakacak olursak. Göbek kaçması aslında arkadaşlar bir şekilde kişinin merkezinden sağa ya da sola, aşağı ya da yukarıya aslında merkezinin kaçmış olması demektir. Yani sizin güç merkezinizin, gücünüzün olması gerektiği yerde değil de farklı bir yerde olmak durumundan kaynaklanır. Siz eğer diyelim ki dışarıya çok fazla kendinizi onaylatma ihtiyacındaysanız, kararlarınızı başkalarına aldırıyorsanız, kendi gücünüzü, kendi iradenizle eğer almıyorsanız işte bu gücün merkezi de o zaman sağa, sola, aşağı, yukarı merkezinden kayabiliyor ki bu işin ruhsal ve duygusal sebeplerine giriyor. Tabii ki öncelikle bu duygu ve ruhtaki iyileştirmeyi yapabilmemiz çok önemli. Yani kendi kararımızı, hayatımızla ilgili diyelim ki yönümüzü kendimiz belirleyecek ve o belirlediğimiz yön doğrultusunda da kendi emeğimizi verecek güçte kendimizi hissetmemiz çok önemli. Verilen, sunulan gücü, yeteneği kabul etmeyenin zaten de gücünü bir yerde almamaları gibi bir şey bu göbek kaçması olayı. Önce eğer diyelim ki tespitinden başlayalım. Özellikle çok yoğun işte göbek, karın ağrıları, aşağıya, göbeğin altına doğru ya da üstüne doğru vuran işte bazı ağrılar, noktasal rahatsızlıklar bu durumu aslında tespit edebilir. Erkeklerde işte diyelim ki o hani dikine olan tüylerin yatımı sağa sola değil işte yamulduğunda, işte diyelim ki göbek çizginiz yamulduğunda, herhangi bir duruşunuzda, bacaklarınıza, sağ sol bacaklarınıza kısalıklarda, duruş bozukluklarınıza, sağa sola diyelim ki eğer omuzlarınıza düşüklükler varsa, omurganızdaki çarpılmalar varsa, İşte skolyozundan tutun da işte diyelim ki bacak kısalıklarına, boyun önde geride olmalı. Bunların her bir tanesinde çok önemli bir nokta arkadaşlar. İşte bu göbek kaçması denilen yani aslında merkezinizden kımıldamış olmanız. Eskiden belki de birçok şifacı bir tek göbek kaçmasını iyileştirerek birçok rahatsızlığı iyileştiriyor. Ve bununla ilgili de işte diyelim ki bazen hani dededen toruna aktarılan da bilgi mirasları devam ediyor. Şimdi öncelikle dedik ya durumun gerçekten herhangi bir rahatsızlığın, bir ağrının varsa onun göbek kaçması mı değil mi olduğunu anlamamız ve öğrenmemiz, tespit etmemiz çok önemli. Öncelikle diyelim ki göbek, karın bölgelerine bastığınızda buralarda şu göbek ve çevresinde herhangi özellikle bir ağrı, herhangi bir rahatsızlık varsa zaten ilk başta bunlarla ilgili başlıyor olacağız. Bazı ölçümler yapacağız. O ölçümlerin tekniklerini çalışacağız. O ölçümlerden sonra dengeleme ile ilgili, düzeltme ile ilgili neler yapacağız? Bunları çalışacağız. Onun dışında fiziksel çalışmalar, antrenmanlar yani iyileşmesiyle ilgili birkaç sistemi sizlere aktaracağız ki şimdi gelin ilk başta bir arkadaşımızın üzerinde göbek kaçması var mı yok mu? Şu anda bunun tespitini yapalım ve o tespitle beraber de iyileşmesini yapabilmek üzere ilerleyelim. Önce kişinin göbek deliğini tespit ettik. Göbek deliğinize baş parmağınızla dokunduğunuzda tam merkezde atıp kalp gibi atımın merkezde mi yoksa kenarlarda mı önce olduğuna bakın. Yani diyelim ki eğer tam ortasındaysa ortada atacak. Ama şimdi burada ortada değil. gezindiriyorum şöyle 3-5 santim kenarından. Diyelim ki. Tabii şu anda da Berrak Hanım'ı ilk defa böyle bir testini yapıyoruz. Şimdi ona tabii bu göbek kaçması ile ilgili daha bir sürü okumalar yapacağız. Sadece göbeğinden, göbeğinin atması ile ilgili kısımdan. Evet. Hı-hı. Evet. Göbeği, bakın tam şurada göbeği olmasına rağmen göbeğinin attığı nokta şurada. Burada merkezden çok az sağ alt yana doğru şu doğrultuda, yani saat kaça hitap ediyor? Bu 5'e hitap ediyor herhalde, değil mi? 5'e hitap eden noktada birazcık kaymamız var. Şimdi bunu birkaç farklı yerden de tespit edelim. Mesela şimdi diyelim ki sadece sarkacı kaldırdık. Şimdi dedik ki diyelim ki evet göbek merkezinde mi? Değil. Buradan da testimizi yaptık ki değil. Evet. Şimdi yavaşça kalktık. Şimdi bunu diyelim ki biz topuklardan istersek şöyle kaldırıyoruz. Bir bakıyoruz. Şimdi bakın burada görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Şimdi bunu aynısını kolda göreceğiz. Uzunluğu, kısalığı. Şimdi aldık buradan. Şöyle yaptığımızda. Şimdi tabii bir de bunu ölçülerle yapacağız. Tam ortada. Şimdi bakın bir de bunu daha ince ölçüyle yapacağım şimdi. Bunu göbeğe koyduk. Tam göbeğe koyduk. Evet. Tam başı merkezledik. Bakın. Evet. Ben tabi bunu daha evvel ölçtüm. Evet. Şimdi bunu aldım. Bunu koyduk. Yani el değiştirdik. Diğeri alalım. Bakın yine bunu da ölçüyorum. Şimdi gördük ki evet bayağı bir fark var. Sağla sol arasında. Şimdi tabii ben buradan başka şeylere de bakıyorum. Mesela sol baş parmak, ayak baş parmağının mesela kenarlarındaki bunyonlardan da görebilirim. İşte diyelim ki boy sağla solun dengesizliğini de görebilirim. Şimdi bunu bir de ayaktan da bakacağım şimdi tekrar. Bunu ayağa koydum. Evet. Evet. Bakın şu kadar. Şöyle şu kadar bir fark var arada. Önce bir rahatlatma yapıyoruz. Yani aldık dizleri çok rahat, sakin. Evet. Yavaşça sağa, yavaşça sola. Ondan sonra yavaşça ayaklara bakın. Omurlarda, bellerde sıkışma varsa aslında oradaki enerjilerin içerisinde bir sıkışma varsa biraz tabii kameramızdan bu tarafa gittik. Önce genel yapıyorum. Birazdan bunu tabii ince bir şekilde yapacağız. Evet. Omuzu hafiflet sallıyorum bu şekilde. Ondan sonra aldım bakın. Evet. Koydum bunu yerine. Sonra bunu aldım. Evet. Yine bakın. Göbeğimiz burasıydı. Göbeğimizin etraflarına yavaş yavaş, buralardaki herhangi bir sertlik varsa dokunarak kaburganın alt kesimini Sadece, yani sadece karın boşluğu kısmını, herhangi bir yerdeki sertlikler varsa buralara yavaş yavaş önce dokunun. Evet. 36 kere eğer erkekse saat yönüne, 24 kere saat yönünün tersine. Kadınsa da tam tersine bir daire yaparak enerjiyi hareketlendirip ondan sonra da göbeğini önce merkezine getiriyoruz. Şimdi kadın olduğu için nereden başlıyorum? 36 kere saat yönünün tersinden başlıyorum. Şöyle yani. Evet. (36) 24 kere de tersine. Biraz pantolon tabii takılıyor. 24. Evet. Şimdi buraya aldık. Baş parmağımızı tam da göbeğin olduğu yere aldık. Şimdi bu sefer yavaş yavaş etrafını, göbeğin etrafını şöyle daireler çizerek bu sefer o hani biraz önce sağ aşağı doğru kayan göbeği, evet. Ağrı var mı? Çok az. Evet. Orada bayağı bir gerginlik var. Dışarıya doğru böyle bir müthiş bir baskı var. Herhangi bir mide bulantısı geçmişte oluyor muydu? Olur, evet. Evet. İşte o mesela birçok mide bulantısı. Biraz çok aslında burada sertleşme olduğu için bu sefer şöyle tutacağım. Yani bastırsam tam merkeze. Merkez çok böyle pırtlamış gibi. Onun için bu durumda her zaman böyle yapılıyoruz ama %1, %2 kişilerde de şu anda böyle yapmamız icap etti. Evet. Aldık. Şöyle. Evet. Şimdi göbeğini daha iyi hissedecek. Şimdi daha iyi hissediyor musun göbeğinin nerede olduğunu? Hemen nasıl hissediyorum. Evet. Güzel bir göbek kaçması tamiri yapıyoruz. İfade tamiratçılığından sonra göbek tamiri. Evet. Şimdi burayı ne yaptık? Evet. Biraz bastırabilirsiniz. Şimdi eğer yavaş yavaş böyle ortada atmaya başlıyorsa artık tam ortaya, merkeze ister baş parmağınızı, gücünüz yetmiyorsa dirseğinizi. Enerjiyi artık oraya getirip enerjinin oraya içeriye doğru çökelmesi için buraya bir baskı uyguluyoruz. Ben kendim çoğunlukla baş parmakla yapıyorum. Ama birçoğunuzun buraya güçlü bir etki basması gerekiyor. Buranın tabii çok hassas. Çünkü o farkında olmadan uzun zamandır gücü biraz sağa vermiş. Yani eril tarafı daha fazla güçlü kılmış. Eril işlerde biraz çok çalışmış. Alma konusunda azıcık hayattan alma konusunda biraz ihmaller yapmış. Bu arada da küçük bir okuma yapalım. Ama bizim şimdi kameraman grubunda olduğu için fazla da açık vermeyelim. Değil mi şimdi? Evet. Şimdi yavaş yavaş bakın. Enerji merkezi yerine doğru geliyor. Şimdi parmağımın altında atan hissediyor musun? Yani tam ortada bir sızı hissediyorum açıkçası. İşte sızı hissediyorsun, atışı hissediyor musun? Çok belli bir sızı hissediyorum aslında. Evet, daha şimdi yumuşatacağım. Evet. Şimdi bazen rahatsızlık çok eskiye dayanıyorsa manyetik pas ya da avucunuzu tutarak burada enerji de aktarımını yapabilirsiniz. Ama biz şu anda teknik göstererek yaptığımız için evet. Şu anda zayıf atıyor ama atıyor. Yani henüz güçlenmeyi daha yeteri kadar içeride kabul etmiş değil. Çünkü şu anda biraz daha teknik ve fiziksel yapıyoruz. Daha henüz diyor gücü alıp ne yaparım sonra diyor. Ama biz şimdi fiziksel ve teknik olarak bakacağız. Şimdi yine iplerimizi alıyoruz. Şimdi nasıldı? Evet şöyle aldık. Hemen topuğumuza getirdik. Şimdi evet bu evet hala daha sol taraf kısa. Burada kalça, bel kısmını iyice rahatlatıyoruz. Aslında fiziksel bildiğiniz kaporta işlemi gibi bir şey yapıyoruz ama diğer tarafta aslında yaptığımız işlem aynı zamanda da ince bir iş. Bu kadar kaba gibi görünüyor olsa da evet. Şimdi yavaş yavaş alıyorum. Şimdi bakıyorum bir daha. Şimdi burayı ölçüyorum. Evet. Şimdi inanmayacaksınız ama sol taraf daha uzun oldu. Yani aslında hem sağda hem solda sıkışma varmış ama soldaki sıkışma çok çok yüksekmiş. Yani solda neydi? Anne, dişi, dişilik, hayattan alabilmek. Sormuyoruz annenin aran nasıl diye. Evet bakın şimdi bir daha bakıyorum. Yarım santim şimdi sağ uzun kaldı. Sadece bir uzunluk dengelemesi yapıyorum bakın. Evet. Bir daha aldım. Hı. Evet. Şu anda bacak kısmı tamam. Kol ve şimdi şeye bakacağız. Evet. Hı. Diğerini alayım. Bu kadar olabilir mi? Tam. Hı. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Şimdi sol kısa bayağı hala. Evet. Evet. Şimdi bakalım. Ölçümüzü yapıyoruz. Evet. Tamam. Sola alayım. Daha sol bayağı bir şey olacak. Esneyecek ama şöyle sadece bir çektim. Evet. Şimdi solu tekrar alayım. Yani demek ki sağ omuzda hala yük çok fazla. Sağ taraf çok fazla basıyor. Sol taraf havada. Tabii burada şuralardan biraz masajlar falan da yapabilirsiniz. Açmak üzere biz sadece şuralardaki meridyenlerle ilgili çalışmalarımızı zaten biliyorsunuz. Onlardan da destek alabilirsiniz. Evet, bu sefer geldi. Şimdi diğerine bakalım. Büyük ihtimalle bu sefer sol uzadı gibi geldi bana. Evet, yarım santim. Evet. şöyle baktığımızda tam. Sağ ve sol şu anda tam eşit ölçüde. Şimdi koyduk. En son yine bitirişimiz. Mutlaka tabii biri yapacak. Birisi yatacak yani. Avucunuzu koydunuz. Biraz manyetik pas yapın. Ondan sonra biraz rahatlatın. Bırakın rahatlasın. Ondan sonra gözlerini kapattırın. Gözlerini kapatıp sadece buraya odaklansın. Ve göbeğinin olduğu yerde bir güneş topu hayal ettirin. Bir tane güneş topu hayal et tam burada. Ve siz avucunuzla onu tam göbeğin içine doğru koyun. Evet. Şimdi o böyle içeriye doğru yoğunlaşarak bir sarı topaz gibi, bir elmas gibi tam göbeğinizin ortasına gelsin. Şimdi artık çok bastırmadan baş parmağınız üzerine dursun. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz, istiyorsanız sadece böyle yapabilirsiniz. Akıtın ve buradaki çarpıntıyı, çarpmayı, evet şimdi daha güçlü. Ama yine de çok güçlü değil ama biraz daha güçlü. Yani göbek merkezine geldi fakat henüz güçlenmeyi yeteri kadar kabul edemiyor şu anda arkadaşımız. Yani şimdi o da ayrı bir şey. Biz şu anda tabii sadece göbek kaçmasını tamir ediyoruz. Şimdi yerine gelmiş. Göbek merkezinde mi? Evet. Şimdi göbeğimiz de merkezinde. Şimdi arkadaşlar, göbeğin merkezine gelmesi demek, göbeğin tekrar kaçmaması demek değil. Siz şu anda bunu yerine getirdik. Fakat şimdi bu aldığı tesiri, enerjiyi hayatında uygulayabilecek mi? Yani kendi kararlarıyla, kendi farkındalıklarıyla şimdi eğer giderse evet o bir daha geri dönmemek üzere o göbek yerinde merkezinde oluyor. Onun için her biriniz hayatınızın merkezine kendinizi koyarsanız sağlıkla devam ediyorsunuz. Bugün toplumda birçok kişinin göbek kaçmasından dolayı çeşitli rahatsızlıkları var ama temelinde ne varmış? Kişinin hayatının merkezinde kendi olmaması varmış. Kiminizin hayatının merkezinde çocuğu var, annesi var, babası var, arkadaşı var, sevgilisi var, karısı ya da kocası var. Bunların herhangi bir ya da işi var. Bunların herhangi bir tanesi hayatınızın merkezindeyse o zaman göbeğin merkezinden kaçmak durumunda kalabilir. O zaman merkeze kendini koyacaksın. Bu hayatın değerini ve kıymetini ne kadar bilebiliyorsan, fark edebiliyorsan o zaman o kadar da gücünü doğru yerden doğru şekilde aktarabilecek de bir fırsatın olacak diyoruz. Şimdilik teşekkürler ediyoruz. Daha ileri versiyonlarını ileri zamanlarda aktarırız. Sevgilerimle hoşça kalın.